yaptığınız bilmiyorum ama. Evet, anladım. Yüzeysel olarak toparlayayım mı? Olur. Şimdi sürücü kart dediğiniz bir kartınız var. Bununla sadece araç kullanılıyor. Üzerinde normalde 30 günlük kayıt saklama şeyi var. Özelliği var. Bizim Türkiye'deki mevcut yasaya göre, yani geçtiğimiz aylarda çıkan yasaya göre 25 günlük sürücüler sürücü kartlarını yedekleyip Türk Yolcular ve Borsalar Birliği'nde oluşturulmuş server'a bu verileri atmak zorundalar. Sürücüler. Yani bu mevcut yasada çıktı ama bunların cezası ulaştırma tarafından 1 Ocak 2020'den itibaren kesilmeye başladı sürücüler. Yani buna ait bir veri tarafı. Yani şöyle mi anlamalıyız denetim elemanı olarak? 25 günde veya bire göre 28 günde bunun verilerini yedeklemeyen sürücüler ceza işler. Peki ben bu veriye 28 gün yedekleyip yedeklemediğimi nasıl anlayabileceğim? İki türlü anlayabilirsiniz. Onun için elinizde cihaz olması gerekiyor. Cihaz, evet. Şimdi bu denetleme cihazları dediğimiz cihazlarda taktığınız vakit en son yedekleme yapmadığı tarih görünebiliyor. Ama muhtemelen bununla ilgili cezayı ulaştırma kesiciği için o oradaki server'daki yazan tarihleri kontrol edecek. Kullanılan şirket kart dediğimiz bir kartımız var. Şirket kartının özelliği şudur. Yani onu bir türlü anlatamadık. Bir kere her dijital takografı olan kişi, her dijital takograf sahibi olan kişi dijital takograf şirket kartı almak zorundadır. Yani bu almazsa olmazlardan bir tanesidir. Tek aracı da olsa, yüz aracı da olsa şirket kartı almak zorundadır. Şirket kartıyla araç kullanamazsınız. Taktığınız anda eğer bir nolu sürücü hanesine kartı takıp da aracı yürütürseniz bununla ilgili hata yazar sürekli. Yani kartsız işlem gibi hata dönülür. Şirket kartının en büyük özelliklerinden bir tanesi de şudur. Mesela ben gittim ikinci el bir araç satın aldım. Aracın üzerinde eski sahibinden dolayı hatalar var. Tamam mı? Ben şirket kartını taktığım anda kendime ait takograf bana yeni bir sayfa açar. O eski kayıtlar, yani eski sürücüye ait olan kayıtlar, yani eski araç sahibi olan kayıtları denetleme esnasında siz göremezsiniz. Ancak bu kayıtlar ne zaman görülür biliyor musunuz? Servis kartıyla yedekleme yapıldığı vakit görülebilir. Onun dışında siz denetleme kartıyla dahi o eski araç sahibinin yapmış olduğu hataları göremezsiniz. Yani takograf size sürücü kartı taktığınızda yeni bir sayfa açmış oluyor. Raporlarında aynı şekilde mi? Raporlarında aynı şekilde. Yani eski sürücüye ait hataları kesinlikle göremezsiniz. Eski araç sahibinin ait hataları. Şirket kartının en büyük özelliği budur. Bir de çok gereksiz bir bilgi olarak söyleyeyim. Sadece aracın plakasını işlemek için de şey yapabilirsiniz. Şirket kartını kullanabilirsiniz. Ama gereksiz bir bilgidir. Çünkü elimizde etilon dediğimiz özel cihazların olması lazım. Ben gitmek olarak burada bir soru sorabilir miyim? Şimdi şirket kartı araç sahibi değişti. Şirket kartının en büyük özelliği A şirketinden B şirketine araç geçti ya. Evet. Takıldığı andan itibaren geçmişe dönük hukuki süreçler bu kişiyi bağlamıyor. Bağlamıyor. Artık yeni adam var. Peki hani bizim polis denetim kartını taktığımızda evet. Denetim kaşesi basıyor ya, şirket kartını taktığında da şirket kaşesini ya da logosunu belli bir yerde basıyor mu? Ben doğru orada görebiliyor muyum? Bu tarzdan önceyi bağlamadığı gibi. Şöyle, takograf veri analizi yaptığınız vakit orada görüyorsunuz. Aracın hangi şirkete kayıtlı olduğunu. Veri analizi yaptığımız zaman. Evet. Programda görebiliyorsunuz. Programda çıktıda göremiyoruz. Çıktıda göremezsiniz. Tamam. Ondan sonra zaten denetim kartı var. Yani denetim kartıyla ilgili çok ince bir nokta anlatacağım. Burada yanlış bilgiler sürekli benim kulağıma geliyor. Evet. Şimdi bana da yönetim. Şimdi mesela aracı çevirdiniz. Araçta hatalar var. Siz de denetim kartınızı taktınız. Denetim kartının içinde sadece şu bilgi tutulur. Hangi tarih, saatte, hangi şase plakalı araca kartı taktığınız yazar. İçindeki kayıt olarak. Ve sadece 266 tane kayıt tutar. 267. kayıt geldiği anda bir eski kaydı siler. Yani
o araçtaki tüm hataları alıp denetim kartının içine yazmaz. Sadece ve sadece takografla ilgili veri alındığında polisin hangi saat dakikada denetlediği denetleme analiz programında çıkar. Yani denetim kartının tüm fonksiyonu budur. Şöyle bir durum daha var. Mesela siz örneğin Kapıkule'de görev yapıyorsunuz. Orada mesela şoför Türkiye içinde çeşitli hatalar yapmış. Siz çevirme esnasında bunu denetlediniz. Kartınızı taktığınız anda Avrupa polisi denetleme yaptığında eğer Türkiye'den bir polis son 20 veya herhangi bir ülkeden bir polis son 24 saat içinde kartı takmışsa o aracı ceza kesmezmiş. Yani araç çıktığı anda artık gidebildiği kadar belli bir nokta Avrupa içinde bir AG polisine yakalanmadan gider. Ama tabii şöyle bir durum var. Yani bir AG polisi çok çeşitli nedenlerden de ceza kesebiliyor. Sonuçluk neyi tekrar alabilir mi? Neyi? Denetim kartı ile ilgili. Denetim kartını taktığınız anda Avrupa polisi 24 saat o cihazla kesinlikle işlem uygulamaz. Yani siz Kapıkule'de mesela cezayı kestiniz ya, adam Türkiye sınırlarından çıktığı anda herhangi bir Avrupa polisi raporu aldığı anda orada eğer Türk polisini görürse kesinlikle ve kesinlikle 24 saat dolana kadar hiçbir işlem yapmaz. Sebebi nedir hocam? 24 saat içinde onlar da bir daha tekrar ikinci bir ceza kesilmiyor yani. Ülkeler ceza kesmesine izin vermiyorlar. Yani yapmazlar. Ellemezler. Hani dünkü konuştuğumuz etiklik konusu vardı ya. O da netlenmiş oluyor zannedersem. Denetim kartı hataları silmiyor değil mi? Yok hatası. Bakın dijital takografta kesinlikle hatası silmez. Böyle bir yanlış algı var işte Caner Bey. Yani şimdi dijital takografta herhangi bir kayıt geldiği anda o kaydı kesinlikle silmez. Bakın dijital takografın silmeyeceği ana şeylerden bir tanesi olaylar ve hatalardır. Tamam mı? Onu şöyle anlatayım size. Bir tane bardak düşünün, tamam mı? Taporabın belleğini o bardağa benzet. Tamam mı? Şimdi ben iki tane veri koyacağım, tamam mı? Birini suya benzetiyorum, birini yağa. Tamam mı? Şimdi bir bardağın içine su ve yağ koyduğum anda hangisi üste çıkar? Yağ üste çıkar, değil mi? Yağ olan veriyi şey olarak düşünün. Sürücünün günlük faaliyeti olarak düşünün. Hani kaç saat araba kullandı, işte bilmem işte kaç saat dinlendi, kaç saat araç dışı çalışma yaptı falan pişman olarak düşün. Suyu da olaylar ve hatalar verisi olarak düşün. Tamam mı? Hepsini bir şekilde olaylar geldikçe damlatıyoruz suya. Bakın alttaki su yükseliyor ama kesinlikle dökülmez değil mi? Bardağın üstüne yakın olmadığı için. Ama üst taraftaki yağ belli bir zaman sonra ne olur? Eğer bellek dolarsa yavaş yavaş dışarı doğru akıtmaya başlar. İşte sürücü aktivite verisini, tamam mı, bu şekilde kullanıyor. Olaylar ve hatalar da altta kalacağı için kesinlikle ve kesinlikle takografın hafızasından silmeyiz. Tamam mı? Hatta şöyle söyleyeyim. Sürücü kartının da bir hafızası vardır. O da aynı şekilde çalışır. Takografın da hafızası aynı şekilde çalışır. Ya yani olaylar ve hatalar takograf çöpe gidene kadar hafızasında kalır. Her şekilde ulaşılır. Ama sürücü aktiviteleri mutlaka belli bir zaman sonra silinmeye başlar. Veri silinmesiyle ilgili bu yeni nesil takograf cihazları eski nesiller çok uzun yıllar geriye 35-50 yıla kadar gelenleri var. Karakut dediğimiz sistem. Bunlarda da bir yıl denildiğinde anda biz bir yılın üzerinde gördük. Öyle bir geriye dönük ne kadar süre saklayabiliyor bardak, yeni nesil? Şimdi bardak düşünün, tamam mı? Adamın olaylar ve hataları ne kadar azsa sürücü üst taraftaki kaydetme kapasitesi o kadar artıyor. Yani ben mesela bazı sürücü kartlarında normalde 30 günde kaybolması gerekirken veri 120 güne kadar veri kaydı alabildim kim takografta. Kimi sürücü kartında. Sürücü kartından. Evet. Bakın. Anladım. Olaylar ve hatalar ne kadar varsa yani olaylar ve hataları yağ olarak da anlatıyoruz ya bu arada. Tamam mı?
Sürücü ne kadar mukaddesse, tamam mı? Sürücü şey kaydetme, günlük aktivite kaydetme süresi o kadar azalır. Ama bu 30 günün altına düşmüyor şeyde. Kartta takoranın hafızasında 365 günün altına düşünmüyor kesinlikle. Yani onu da bilmiyorlar.